Şimdi arkadaşlar iyi günler. Buradan size solver eklentisini göstereceğim. Solver eklentisine dosya. Buradan seçenekler kısmına gelip şurada eklentiler var. Eklentilere geliyorsunuz. Buradan çözücü eklentisi var bakın. Bu eklentiye şuradan Excel eklentileri diyor. Buraya git diyorsunuz. Şuradan çözücü eklentisinin tikini aktif yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tamam diyorsunuz. Artık verinin altından çözücü eklentisine ulaşabilirsiniz. Normalde yok içerisinde. Yani var ama panele ekli olmuyor. Şimdi buradan geliyorum, denklem yazıyorum. İkinci derece bir denklem çözeceğim. Denklem yazdım, buraya da x değeri diyor. Şimdi buraya bir denklem yazacağım ve burası onun x değeri olacak. Geldim, denklemi yazıyorum. Şimdi buraya öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Şuraya hatta şeyimi yazayım. Yani x kare artı 4x. Ya eksi 4x artı 4 şeklinde olsun mesela. Şimdi denklem olarak bunu yazacağım. Şimdi bunu yazmam için şuraya gelip eşittir diyorum. X kare. Yani şuranın x değeri bu ya çünkü. Buranın shift 3 ile shift bakın şu anda tuşları söylüyorum. Shift 3 sonrasında 2'ye basarak karesini alıyorum. Shift 3 sonrasında 2'ye basıyorum. Shift 3 yapıp bırakıp klavyeyi 2'ye basıyorum ve karesini alıyorum. Ondan sonra mesela artı dedim. Yok eksi dedim. 4 çarpı x diyorum yine. Geldim bunu seçtim. I9'u yine. Ondan sonra artı 4 yazıyorum. Şimdi denklem bu şekilde çalışıyor. Buraya x değeri verdiğimde artık. Bakın 5 verdim 9 geldi. 0 verdim 4 geldi. 2 verdim 0 geldi. Şimdi 2'nin 0 ettiğini zaten biliyorum. Bu basit bir denklem. Şimdi 2 verince 0 edecek. Şimdi ben burada şuradaki denklem değerini mesela x değerini şuradan sileceğim. Sildim. Şimdi denklem bu şekilde kalsın. Çözücü eklentime giriyorum. Çözücü eklentimde bana diyor ki nereyi çözmek istiyorsun? Ben diyorum ki şurası çözülsün. Tamam. Şimdi H9 hücremde denklemim var. Buraya denklemimi seçiyorum. Hedef ayarla kısmına denklemi seçiyorum. Diyorum ki değeri 0. Yani bu ifade 0'a eşit olsun. Ondan sonra buradan gelip nasıl söyleyeyim? Hangi hücreleri değiştirerek yapacaksın diyor. Buna da x değerimi seçiyorum. Bu değer. Artı dedim. Enter'ladım. Şimdi geldim buradaki denklemi çöz diyeceğim. Bu kadar. Çöz dedim ve bir çözüm buldu diyor bakın. X değeri 2 iken burası 0 oldu diye çözümü buldu. Şimdi ben burada daha karmaşık bir denklem yazacağım. Diyeceğim ki 0,256 x kare artı 0,472 x artı 10,22 dedim. Böyle bir formül yazdığınızda işte bunu çözmek zor oluyor. Bunu elle çözemiyorsun. Bunu elle çözüyorsun zaten. Çözümünü bildiğimiz bir şey olduğu için çözdüm. Şimdi buraya geliyorum. Tekrardan denklemi değiştireceğim. 0,256 x özür dilerim. Çarpı diyecektim burada. Çarpı yani x değerini şuradan bu arada 0 yapalım. 0 değil de bu değeri silelim. 256 çarpı x kare. Shift 3 2. Sonra artı 0,472 çarpı x değerim. Yine yani I9 değerim. Artı 10,22. Şimdi burada yine 10,22 verdi doğal olarak. Buradan gelip bunu mesela sıfırlayan değeri bulacağım. Şimdi bunu sıfırlayan değer bulmak zor aslında. Bakalım çözücü bulabilecek. Çözücüye geldim. Dedim ki yine H9'u çöz. I9'u değiştirerek çöz. Yine seçtim. Çöz dediğimde bakın uygun çözüm bulunamadı dedim. Neden? Çünkü denklem çok doğru bir denklem değil aslında. Şunun bir değerinin en azından eksi olması gerekir. Eksi yaptım. Çünkü hani sıfırlayamıyor. Şuradan pozitif geliyor. Oradan pozitif geliyor. Oradan pozitif geliyor. Her yerden pozitif geliyor. O zaman düşmüyor değer. Tekrar geliyorum çözücüye. Aynı hücreler. Hiçbir değişiklik yok. Çöz diyorum. Yine uygun çözüm bulamadı. Şuradaki 10,22 değerini 1 yapayım mesela. Çözücüye geldim. Çöz dedim. Yine bulamadı. Nedense hiçbir şekilde bulamıyor. Denklem. Şöyle bir formülüme bakayım tekrar. Yani şu değerleri değiştirdim. Bir tane hani bulabilsin diye uğraşıyorum da. Yine bulamadı. Çok güzel.
Şurada benim bir tane daha önceden yaptığım denklemim vardı aslında. Onu deneyeceğim. 0,2167. Özür dilerim. Çarpı x'in kübü eksi 0,135 çarpı x'in karesi artı 0,140 çarpı x'in kendisi. Yani şurası. Eksi 138.500. Yani 138.500. Enter'a bastım. Şimdi bunu çözdüreceğim. Bakalım bunu çözecek mi? Bakın bunu çözdü. Bu benim zaten daha önce çözdürdüğüm bir denklemdi. X değeri de 86.34 şeklinde geldi. Şimdi buradaki denklemi ben normalde sıfıra yaklaşık çözemem. Çözümü de bakın çöz dediğimde görün burada sıfır etmiyor yani hiçbir şekilde. Buradaki e-0,9 değeri de -8,6 çarpı 10 üzeri -9. Yani çok sıfıra yakın bir değer olduğu için bunu gösteriyor. Yani bu x değeri değişmeyecek zaten çok. Hani virgülden sonra dördüncü hane vesaire değişiyor. Şimdi burada bir de şey değerlerini de kullanabilirsin. Mesela maksimum moment bulmak gibi olaylarda en büyük değeri yapacak değeri bulursun. Çöz dediğinde bak şu an yakın sanamıyor. Bakalım en küçük bulacak mı? En küçük diyelim. Alt sınır bulacak mı? Bak bir çözüm buldu. Sıfır verirsen diyor en düşük değerine geliyor. Demek ki bu denklem bu şeyin nasıl söyleyeyim? İkinci dereceden, üçüncü dereceden polinomun alt kısmı sıfıra değiyormuş. Yani minimum noktası oymuş ama maksimum noktası sonsuza gidiyor demek ki. Çünkü bir çözüm bulamadı. Yakın sanamıyor dedi. Buradan minimum noktasına mesela minimum momenti, o aşağıdaki maksimum moment deniyor yine ona. Minimum denmiyor. O kısmı mesela sıfır olarak bulabiliriz. Yani bu şekilde mesela ben yapı statiği sorularını çözerken kullanıyordum. Şurada bir de çözücüde kısıtlar özelliği var. Yani çözücüye gelirsiniz buradan. Mesela sıfır değerini bulmak istemiyor musun? Kısıtlamalara bağlıdır. Ekle dedim. Hücre başvurusu. Büyüktür sıfırdan dedim bak. Hücre başvurusu şurası. Şu değer. Büyük eşit sıfır değil de. Yani büyük eşit sıfır alıyor. Bak burada büyük diye bir değer yok. Sıfırdan büyük diye bir değer yok. O yüzden. Mesela bir dedim. Birden büyük olsun dedim. Tamam dedim. Tamam dediğimde orayı birden büyük yapmaya çalışacak. Bakın bir buldu. Yani böyle kısıtlar da koyabilirsiniz şeyinize. Atıyorum iki kökü vardır. Birisi sıfırdır. Birisi ikidir. Sıfırı engellersin. Dersin ki işte sıfırdan büyük bul veya küçük bul. Diğer kökünü bulabilirsin. Hani bu şekilde buradan kısıtları da kullanın. Birçok kısıt girebilirsiniz. Buradan basit LP gibi hani böyle daha birinci derece şeyler. Bu doğrusal olmayanlar ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu derece denklemler. Böyle bu şeyleri bulabilirsiniz. Solver eklentisi, çözücü eklentisi bu şekilde kullanılıyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler dilerim.